Sayın Vali Yardımcım, Sayın Rektör Yardımcım, üniversitemizin değerli çalışanları, kıymetli öğrenciler, basınımızın güzide temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri. Üniversitemiz Burdur Meslek Yüksekokulu tarafından birincisi düzenlenen, sektörde buluşma etkinlikleri kapsamında hazırlanan et ve süt sektörüyle buluşma konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Burdur Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Şima Şahin Duran'ı kürsüye davet ediyorum. Burdur Meslek Okulumuzun et ve süt sektörüyle buluşma konulu panelimize hoş geldiniz. Bu program öğrencilerimizin kariyerlerinde ilerlemelerine katkı sağlamak ve kişisel gelişimlerini artırmak adına düzenlenmiştir. Bugün burada sektörün önde gelen firma yöneticisiyle öğretim elemanları bir araya gelerek siz öğrenciler ve diğer tüm misafirlerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaktır. Program çerçevesinde öğrencilerimizin sektörü tanımaları, çalışma ortamı ile ilgili sorularına doğrudan muhatap olmaları ve bilgi edinmeleri, bununla birlikte sektörün içinden yöneticilerle üniversitemizde karşılaşmaları amaçlanmıştır. Bu programın siz öğrencilerimizin kariyerlerinde ilerlemelerine katkı sağlayacağı ve kişisel gelişimlerinizi artıracağı düşüncesindeyim. Tekrar hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Durmuş Acar'ı kürsüye davet ediyorum. Üniversiteler ve sanayi işbirliği her zaman istenilen bir durumdur. Ama ne hikmetse bir türlü gerçekleşmez. Dolayısıyla belki her iki taraf da buna razıdır, bunu yapmak ister ama bir türlü bir araya gelip de bunu gerçekleştirme noktasında eyleme dökülemez. Bu bağlamda bu panel bunun bir göstergesi olarak, bizim üniversitemiz olarak bu konuda istekli olduğumuzun ve bu konuda bizim üzerimize düşeni yapma noktasında her şeye hazır olduğumuzu beyan etmek açısından sektöre bunu bir bildirim olarak algılayabiliriz. Değerli sektör temsilcileri de burada olduğuna göre büyük ihtimalle onlar da bunu istiyorlar. Dolayısıyla o zaman ülkemiz için bu gereklilik var ise bu gerekliliği yerine getirmemiz herhalde hepimiz üzerine düşen bir vazifedir. Sektör olarak baktığımızda üniversite sanayi işbirliğinde üniversite buranın neresindedir derseniz özellikle et ve süt sanayi bağlamında baktığımız zaman sektörün her tarafındadır üniversite. Ham madde ve malzeme tedarikinden tutunuz, işletmecilikteki süreci açısından bakarsak işte hayvancılık, veterinerlik veya fakültemiz var ve hayvancılık ve süt üretiyoruz. Üretim mamülü açısından bakarsanız süt üretiminin noktasındaki gıda mühendisliği ve benzeri noktalarda varız. Üretim sonrası aşamalara bakarsanız, üretim sonrası aşamadaki pazarlamadan tutunuz finansman boyutuna kadar her taraftaki nitelikli eleman, yani sektörün istediği her aşamadaki elemanı üreten kişi biziz. O zaman şöyle bir baktığımız zaman zaman bazı araştırmalarda şunu görüyoruz. Sektörele anket yapıldığı zaman öncelikli problemlerinizi sıralayınız dediğimiz zaman birinci sırada finansman geliyorsa ikinci sırada nitelikli iş gücü geliyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz Türkiye'de işsizlik oranı %18'lerde. Gençlerde bu, üniversite mezunlarında %20, %25'lerde. O zaman hakikaten burada bir sıkıntı var o zaman. Bu sıkıntıyı giderme noktasında biz sektörden arzumuz şudur ki bize ne tür elemanlarda hangi nitelikler istiyorlar? Dolayısıyla şu bu problemi ortadan kaldırmak arzumdur. Ya hocam yetiştirdiniz, mezun ettiniz ama bizim işimize yaramıyor, biz onu yeni baştan eğitiyoruz noktasındaki şikayetleri veya şeyleri minimize etmeyi arzuluyoruz. Bu konuda programlarımızı revize etme noktasında hazır olduğumuzu bir daha beyan etmek istiyorum. Çünkü küresel ortamda işletmeler de varlıklarını sürdürmek istiyorlar. Porter'ın bir rekabet stratejilerinden iki temel stratejilerden birisi maliyet liderliği, ikincisi ise ürün farklılaştırmasıdır. Dolayısıyla o zaman maliyet liderliğini yapabilmesi için yani küresel ortamda fiyatlar piyasa tarafından belirlendiğine göre
İşletmelerimiz de o zaman maliyetlerine eğilmek zorunda. Müdahale olabilecekleri veya inisiyatif kullanabilecekleri alan maliyetleridir. Dolayısıyla bu maliyetlerin oluşması aşamasında ham maddeden bakarsak, ham maddeden nitelikli ham madde üretme noktasında bizim yetiştireceğimiz öğrenciler var. Dolayısıyla niteliksiz ham maddeden nitelikli ürün üretemezsiniz. Yüksek maliyetli ham madde ve malzemeden düşük maliyetli ürün üretemezsiniz. Varsayalım ki ham madde ve malzemeyi nitelikli ve ucuza ürettiniz. O zaman bununla ilgili teknoloji ve ürün farklılaştırmasını gerçekleştiremezsiniz, piyasaya hitap edemezsiniz. Dolayısıyla demek ki küresel rekabet ortamında biz bize muhtacız. Biz bize gerekliyiz. O zaman biz birbirimize gerekli olduğumuza göre bu gerekliliğin yerine getirmesi düşüncesiyle hazırlanmış olan bu panelde değerli müteşebbisleri burada bulmak bizim için çok önemli ve çok katkı sağlayıcıdır. Bizim onlardan beklentimiz ve başta da söylediğim gibi bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerden ne istiyorlar? Hangi kademede, hangi nitelikte, nasıl vasıflar istiyorlar ki biz o vasıfları o öğrencilere kazandırmak için irademizi ortaya koyalım ve gereğini yapalım diyor. Bu bağlamda bu panelin verimli geçmesini diliyor. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Vali Yardımcımız Sayın Bülent Uygur'u kürsüye davet ediyorum. Bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum açıkçası. 1994 yılında üniversiteye ilk öğrenci olarak başladığımda genel muhasebe dersimize girerek bizleri bir türlü tutturamadığımız kasa hesabıyla zorlayan Durmuş hocamla karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 94 yılında genel muhasebe dersimize Süleyman Demirel Üniversitesi'nde girmişlerdi kendileri. Bugün ne mutlu hocamla yan yana oturdum. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Diğer bir mutluluğum da değerli arkadaşlar, üniversiteler bugün sadece akademik eğitimlerin yapıldıkları gerek lisans gerek yüksek lisans seviyesinde yerler olarak tanımlanmamakta. Üniversiteler aynı zamanda konuşlandıkları coğrafyada tarım, hayvancılık hizmetler gibi temel sektörlerde bu sektörlerde bulunan yatırımcı müteşebbise aynı zamanda birer deniz feneri gibi rehberlik eden, sektörün güçlü ve zayıf yönlerini analiz eden, gerek yerel, bölgesel bazda, gerek ulusal ve uluslararası alanda sektörlerin daha rekabet edebilir noktaya gelmelerini sağlayan bir rehberdirler. Bu noktada çok yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir şekilde altyapısını tamamlayan, gerekse akademik kadrosunu güçlendiren Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizde Burdur için bir deniz feneridir. Biraz da Burdur'dan da rakım olarak da yüksektedir. Tam bu görevinde ifade edecek bir yerdedir. Biz üniversitemizden bu noktada 4 yıldır yaklaşık Burdur'da görev yapıyorum. Son derece duyarlı çalışmaları bizzat şahitlik ettik. Bugün de özellikle meslek yüksek okulumuz tarafından düzenlenen değerli müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza. Birincisi olan bu etkinlikte et ve süt sektörünün seçilmiş olması Burdur için daha isabetli olmuş. Bugün Burdur ekonomisi %50'ye yakını tarım ve hayvancılığa dayanmakta. Burdur her zaman söylenir bir markadır bu noktada. Bugün 200 bin başın üzerinde büyükbaş hayvan, 350 bin küçükbaş hayvanı, yıllık 1 milyon litreye ulaşan süt miktarı, yine yıllık 8 bin ton üzerindeki et miktarıyla ki bunların hepsi kaliteli süt, kaliteli et, izlenebilirlik sağlanmış. Yine tarım sektöründe Türkiye'deki görev yaptığımız illerle kıyasla en örgütlü bir kent. Bu noktada emeği geçen tabi birlik başkanlarımıza, kooperatif başkanlarımıza ve en üst düzeyde bugün bu sektörün duayenleri olan değerli yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum. Ve konuşmalarını yapmak üzere panelistlerimiz Ekiciler Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mansur Ekici, EKC Tarım Hayvancılık Limited Şirketi İşletme Müdürü Sayın Ercan Atalay, Keskinoğlu Anonim Şirketi Kalite Kontrol Sorumlusu Sayın Selahattin Kavas, Burdur Güç Birliği Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İşletme Yetkilisi Sayın Şevket Aksöz, Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Duran ve Demir Tavukçuluk İşletme Yetkilisi Sayın Hamdi Demir'i öğretim üyelerimizden Doçent Doktor Sayın Seval Sevgi Kırdar'ı sahneye davet ediyorum.
Panelistlerimiz sektörde nasıl bir meslek elemanına ihtiyaç duyulduğunu, beklentileri neler olduğunu, meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri bugün bizlerle ve sevgili öğrencilerimizle paylaşacaklar. İş hayatlarına atıldıklarında karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara karşı nasıl bir tutum içinde olacaklarına dair ipuçları alacaksınız. Ben bugün bu etkinlik sonrasında sizin buradan çok fazla farkındalık alarak çıkacağınızı düşünüyorum öğrencilerimin adına. Panelimizin amacına uygun, yararlı geçeceği temennisiyle paneli hemen açıyorum. Ve ilk sözü Keskinoğlu Kalite Kontrol Sorumlusu Sayın Kavas'a veriyorum. Buyurun Sayın Kavas. 63 yılında kurulmuş bir şirket Keskinoğlu. Türkiye'nin en büyük, tavukçuluk sektöründeki en büyük şirketlerinden bir tanesi. Ben ileri işlem tesislerinin kalite kontrol sorumlusuyum. İleri işlem tesisleri 2009 yılında kurulmuş bir tesis, yeni bir tesis. Perakende hazır gıda tüketimi alışkanlığı arttıktan sonra, artık tesis kurma ihtiyacı duyulduktan sonra tesisleşen bir kısım. Kesimhane tesisimizde günlük 500 ton civarında ürün çıkıyor. İleri işlem tesisimizde ise yaklaşık olarak günlük 150 ton civarlarında ürün çıkıyor. İleri işlem tesislerinde köfte grubu, kaplamalı grubu ürünler, işte nugget şenisel diye adlandırdığımız ürünler çıkıyor. Bununla birlikte şarküteri grubu ürünler, döner grubu, marineli ürünler şeklinde devam ediyor. Şimdi ben öncelikle kendi işe giriş hikayemden bahsetmek istiyorum kısaca. Ben askerden geldiğimde henüz 13 günüm daha vardı resmi olarak askerliğimi tamamlamaya. Bu 13 gün içerisinde iş başvuruları yapıp bir yerde çalışmam gerekiyordu. Ailemin ekonomik durumu çok iyi değildi çünkü bir an önce çalışmaya ihtiyacım vardı. Keskinoğlu şirketi benim ilk iş başvurusu yaptığım şirkettir. Resmi olarak ilk iş başvurusu yaptığım şirkettir. Bizzat takım elbiseyi giyip CV'yi elimle götürüp güvenlikteki arkadaşlara ben insan kaynaklarıyla görüşmeye geldim diye söyledim. Onlar dediler ki randevunuz var mıydı? Dedim randevum yoktu. Niçin geldiniz peki dediler. Ben dedim gıda mühendisliği mezunuyum. İş başvurusu için geldim. Peki dediler. İnsan kaynaklarına yönlendirdiler beni. İlk gün iki mülakat geçtik. İki mülakattan sonra da tabii mülakat sayıları artıyor gitgide. Yabancı dille ilgili sınav oluyor. İşte dikkatle ilgili sınavlar oluyor. O sınavlardan sonra da tabii birkaç mülakata daha gittik. Ve son mülakatımızda ben işe alındığımı anlamıştım aslında. Yani o son elektriği çok iyi vermişlerdi bana. Burada şey çok önemli arkadaşlar. Yani kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? Nasıl bir kılık kıyafetle iş başvurusuna gittiniz? Neler söylediniz? Bugüne kadar neler yaptınız? Bununla ilgili işi istiyor musunuz gerçekten? Bunu gösteriyor musunuz karşısındaki kişiye? Bu çok önemli. En önemli şeylerden birisi bence bu. Düzgün konuşmak ve kendini çok iyi ifade etmek çok önemli. Bununla birlikte bahsettiğiniz şeylerin birbirini tutarlı olması lazım. Konuştuğunuz şeylerin birbirini tutması gerekiyor. İşi istediğinizi çok net olarak belirtmeniz gerekiyor. Ben de çok iyi bir şey geçirdim, mülakat dönemi geçirdim. Hatta hocam son soruda şey dediler bize, bana. Gelelim can alıcı soruya dediler. Ben merak ediyorum can alıcı soru ne? Seni neden işe alalım? Seni almazsak ne kaybederiz? Soru soruldu bana en son. Ben de tabii doğaçlama olarak dedim ki isterseniz beni almazsanız ne kaybedeceksiniz? Ondan başlamak istiyorum mümkünse sizin için uygunsa dedim. Tabii dediler buyurun. Ben Keskinoğlu ile 4. mülakatım o mülakat. Tabii Keskinoğlu ile mülakata geldiğimi arkadaşlarım biliyor tabii. Onlar da soruyorlar nasıl gidiyor görüşmeler, iş görüşmeleri nasıl gidiyor şeklinde. Ben de anlatıyordum işte. İyi gidiyor herhalde. Yeniden çağırdılar. İşte yeniden gideceğim. Acaba kötü mü geçiyor? Ama kötü geçseydi beni tekrardan çağırmazlardı. Böyle kendi kendime sürekli kurgular yapıyorum. Arkadaşlarım, en samimi arkadaşım var, ismi Serhat. O dedi ki, boş ver kardeşim, almazlarsa kendileri kaybederler dedi. Ben de Serhat'ın bu söylediğini söyledim. Almazsa kendileri kaybeder dedi benim arkadaşım dedim. Bunu neye dayanarak söyledi biliyor musunuz dedim.
tabii hepsi şaşırdı, niye dayanarak böyle bir şey söyledi. Ben öğrencilik hayatım boyunca kendi paramı kendim kazandım. Üniversite hazırlanırken ilk senemde tercih yapmadım. Çok istediğim puan alamamışım çünkü. İkinci senemde üniversite hazırlanırken üç gün çalıştım, dört gün dershaneye gittim. Kendi dershane paramı kendim kazanmıştım o dönemde. Tabii o dönemde de fotoğrafçıya çalıştım ben. Çalıştığım işleri fotoğrafçıydı. Anneme şey diyorlarmış, işte oğlun ortak olmuş fotoğrafçıya. Hayırlı olsun falan diyorlarmış. Bundan bahsettim. Tabii dedim arkadaşlarım beni çalıştığım yeri ne kadar benimseyeceğimi bildikleri için, kendi işletmem gibi benimseyeceğimi bildikleri için almazlarsa kendileri kaybederler dedi. Ben de size öyle aktarıyorum dedi. Peki yani ilk soruya gelirsek dedim, ilk sorunun cevabı da şu. Yani kusura bakmayın ben atomu parçalamadım. Yani bugüne kadar çok böyle aman aman bir şey yapmadım. Ama dedim size ben şunu garanti ediyorum. Beni işe alırsanız kesinlikle ve kesinlikle pişman olmayacaksınız dedim. Pişman olmayacaksınız. Ben size bunu garanti ediyorum dedim. O elektrikten işe alındığımı anladım. Ve eve gittikten işte bir iki gün sonra Isparta'ya geri döndüm. İki gün sonra iş teklifi yaptılar bana. Şartlar sizin için uygun mu diye. O şekilde işe başladım. Ne zaman işe başlayabilirsiniz dediler. Ben dedim ki 1 Şubat'tan önce başlayamam. Çünkü 31 Ocak itibariyle hala askerdim ben. İzin kullanmadığım için erken geldim. İş başvurusu yaptım. İşe alındım. 1 Şubat'ta işe başladım. Bu arada 1 Şubat'ta doğum günümdür benim. Çok enteresan denk geldi. Çok enteresan denk geldi. Biraz da şeyden bahsedeyim, bizim arkadaşlarda aradığımız özelliklerden bahsedeyim kısaca hocamdan. Öncelikle dediğim gibi ilk izlenim çok önemli. Kendinizi iyi ifade etmeniz çok önemli. İşi istediğinizi göstermeniz çok önemli. Okullarda tabii biz de üniversitede okuyorken, işte ben üniversite mezunu olacağım. Böyle yani şey zannediyorduk biz, hemen gideceğiz de masa hazır. Bilgisayar hazır, oturacağız, insanları yöneteceğiz zannediyorduk. Tabii öyle olmadığını tokat gibi anlıyorsunuz işe girdikten sonra. Bir emek harcamak gerekiyor çünkü. Emek harcamak gerekiyor çünkü. Benim işe başladığım dönemde gece daha çok ürün üretiliyordu tesiste. 2 ay boyunca gece 12 saat 0-4 derecede çalıştım. Yani et ürünleri işleme tesisleri 0-4 derecede çalışıyor et bozulmasın diye. 0-4 derecede çalıştım. Parmaklarımın uçlarının donduğunu hatırlarım böyle titremekten, üşümekten. O dönemde Erzurum mezun olmama rağmen üşüyordum, düşünün yani. Erzurum'da -35'leri gördük ama tesisin soğukluğu daha farklı geliyor insana. O soğutucuların yüzünüze vurduğu soğukluk farklı geliyor. Tabii sağlam bir oryantasyon sürecinden geçtik o dönemde. Yani çok ciddi bir rapor hazırladık. Ve okulda öğretildiği gibi olmadığını, özel sektörde okul yol gösteriyor. Çok güzel bir yol gösteriyor hocam. Ama okuldayken öğrencilerin şunu düşünmemesi lazım. Ben mezun olunca benim masam hazır olacak ya da ben elit bir iş yapacağım diye düşünmeyin sakın. Bir emek harcamanız gerekiyor. Ne yaparsanız yapın mutlaka kendinizden bir şeyler vermeniz gerekiyor. Bu herkes için böyle, mühendisler için de böyle, teknikerler için de böyle. Bana bağlı çalışan teknikerlerle ben görüşüyorum bir şey alım esnasında. Ben soruyorum hani not ortalaman kaç? Not ortalaması çok önemli çünkü okulda çalışkan bir öğrenci olması önemli benim için. Not ortalaması ortalamalardaysa gıda güvenliğiyle alakalı bir eğitimi var mı? Ne biliyor? Sertifikası var mı? Gıdayı biliyor mu? Yani gıda mezunu olup da ezberleyip geçip iki cümle kuramayan insanlar da oluyor maalesef. Bunları soruyoruz gıda teknikeri iş başvurusu olduğu zaman. Bu arada gıda teknikeri bulmak da çok zorlanıyoruz hocam, öyle söyleyeyim. Hele ki erkek gıda teknikerleri bulmak çok daha zor. Çünkü erkekler askere gideceğim şeklinde düşüncesi oluyor. Kısa dönem gideyim, 4 yıla tamamlayayım. Tabii ki 4 yıla tamamlaması çok önemli. Eğitimin hiçbir zararı olmayacak kimseye ama gıda teknikerliğinin de çok ciddi kariyerler edinilebiliyor insan gıda teknikerliğinde. Mesela benim Şarkı Karaağaç'tan bir öğrencim vardı hocam.
Şule ismi, bayan. Kendisi kalite kontrol elemanı olarak işe başladı. Kalite kontrolde çalışırken kendisi evde, kendisi Turgut Dolu, Akhisar'da kendi başına ev tuttu. Kendisi kalite kontrolde vardiya dönerken, kalite kontrol elemanı olarak bir çalışma yapmış. İskender kebap çalışması yapmış kendisi evde. Böyle renkli çıktılar almış. İşte boş küvetler almış tesisten. Üzerine renkli çıktı yapıştırmış. İçine pilav koymuş, evde pilavını yapmış falan. Böyle değişik, Keskinoğlu'nun döneri vardı aslında, et döneri vardı o dönemde. Onu geliştirmeye yönelik bir hareket yapmış. Kalite kontrol elemanıydı bu arkadaşımız. Aradan iki ay geçtikten sonra ARGE'de bir pozisyon açıldı. Direkt o arkadaşı değerlendirdik ARGE için. Çünkü yaklaşım o yöndeydi. Geliştirilebilir yönü o yöndeydi. Ve merakı da vardı bu işe. Kendini de gösterdi. Bir şeyler yapmaya çalıştığını gösterdi. O arkadaşımızı ARGE'ye aldık. ARGE eleman olarak çalışmaya başladı. İki sene önce ARGE operasyon sorumlusu oldu. Tabii çalışmaya devam ediyor. İşi istediğini gösteriyor. Yeni şeyler yapıyor. Ve bu esnada da herkesle iletişimi iyi. Şimdi çok çalışkan olması, çok iyi okuldan mezun olması ya da işi çok iyi bilmesi önemli değil. Önemli, tabii önemli ama bununla beraber şey de lazım. Yani iletişimin iyi olması lazım, davranışlarının düzgün olması lazım. Sonuçta tek başına yapmayacak bütün ARGE çalışmalarını. Mikserde çalışan ilkokul mezunu insanlarla çalışıyoruz sonuçta. Çoğumuz ilkokul mezunu insanlarla çalışıyoruz. Onlarla da arasının iyi olması lazım. Bu arkadaşımızın iki sene önce operasyon sorumlusu oldu ve idari personel oldu. Bu esnada da 4 yıllığını bitirdi. İşletme okudu yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda idari personel olarak çalışıyor. Bizde şey vardır, beyaz bone, kırmızı bone ve yeşil bone vardır. Yeşil boneler yöneticilerdir. Beyaz boneler de mavi yakalardır. Kırmızı boneler de ara personellerdir, operasyon sorumlularıdır. Şimdi çok güçlü bir yeşil bone adayı. Yani yönetici adayı ARGE kısmında. Yurt dışına falan gitti geldi. Bu şekilde yani kendinizde bitiyor her şey. Siz işi istediğinizi gösterirseniz, siz işte çalışırken emeğinizi gösterirseniz, iletişimleriniz iyi olursa, kendinizi iyi ifade ederseniz, hangi sektörde, hangi işi yaparsanız yapın, mutlaka yükseleceksiniz. Buna eminim. Burdur Güç Birliği Gıda Sanayi Ticaret İşletme Yetkilisi. Buyurun Sayın Aksoy. Sevgili gençler, tam böyle yaşamın güzel anındasınız. 20'li yaşlar, harika yaşlar. Hatta Sayın Damızlıklı Başkanı'na gelirken keşke biz de öğrenci olsaydık, buraya öğrenci olarak giriyor olsaydık diye böyle size de bir özenmemiz oldu. Ha belki de siz ya keşke bir 5-10 yıl daha sonra olsa bir takım işleri halletsek, iş güç sahibi olsak, para kazanır hale gelsek diyor olabilirsiniz. 1974 yılında temeli atılmış, o gün devletimizin hakikaten tarım ve hayvancılık sektörü için yaptığı güzel projelerden birisi. Yaklaşık 150 bin metrekare alanda Akdeniz bölgesi ve o günün şartlarında Kıbrıs'ta hayal edilerek kurulmuş. 76'da işletmeye açılmış. 2000 yılında da ne kadar doğru yanlış sayın vekilim zaman zaman gündeme getiriyor. 27 et balık kombinasıyla birlikte özelleşmiş. Ben buradan o günün Burdurlu idarecilerine, yöneticilerine, borsa başkanına, ticaret ve sanayi odası yetkililerine, işte o günün belediye başkanına, milletvekillerine ve sivil toplum örgütlerine bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. Burdur Güç Birliği adı altında bir şirket kurulmuş. Tabii hisseler dekleşmeyince kardeşim Sayın Hasan Aksözü de küçük bir hisseyle dahil etmişler. Birkaç özel girişimciyle birlikte şirket kurulmuş ve bugün 15. yılında hakikaten amacına uygun bir şekilde çalıştı, gelişti. Şu anda 70 kişiye iş imkanı sağlayan dolaylı ama Burdur'un köyleriyle birlikte Muğla, Antalya, Afyon, Isparta ve Denizli'nin çeşitli yerlerinden hatta zaman zaman Aydın, Karacasu, Nazilli'den mal temin eden, yetiştiricilere hizmet veren ve aynı zamanda İstanbul'a, Antalya turizm sektörüne et veren ve Burdur'daki siz değerli gençlerimizin, ailelerinin, idarecilerin ya da yaşayanların da sağlıklı ete ulaşması için hizmet eden bir firmayız. Firmamızın özeti bu. Tabii ben şu anda sizin ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum.
sizler gibi şanslı değildim. Üniversite eğitimi almadım. Bu yüzden sizleri kutluyorum. Bu eğitimi aldığınız ve sizin de aileleriniz sizi böyle bir eğitime gönderebildiği için, hocalarınızı da kutluyorum sizleri eğittiği için. Biz böyle bir eğitimden geçmedik. Bunun kıymetini bilin, kendinizi geliştirin. Bu üniversite yıllarında doya doya yaşayın sevgili gençler. Şu anda sizin önünüzü açacak bir alan gıda. Neden? İnsan oğlu biliyorsunuz dünyaya geldiği zaman ilk ne yapıyor? Annesinin sütünü emmek istiyor. Ya da arkasından işte beslenmeye geçiyor. Yani gıda bir numara. Ha biz kendi alanımızdan bahsedecek olursak yine sayın eski vekilim Kazım Bey'e atıfta bulunacağım. O şöyle diyor. Et en önemli bir protein kaynağı. Et yiyen insanlarla yemeyen insanlar arasında beyinsel gelişimde ciddi farklar olur der. Kendisi böyle söylüyor. Veteriner hekim olarak da mutlaka doğru bilgilere dayanarak söylüyor. Onun dışında bir tarihte sizlere şöyle bir önerim olacak. Köykop'un bir yayın dergisinden okumuştum. Şimdi gıda teknikerliği ya da işte et ürünleri işleme bölümünde uzmanlaşacaksınız. Bu alanda para kazanacaksınız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Atıyorum geldiğiniz güç birliğine biz size bir imkan verdik. Sizi yönetici yaptık. İşte parçalamanın sorumlusu yaptık. Ya da bizde pişmiş döner yapılıyor, hazır döner. Onun sorumlusu yaptık. Ya da gittiğiniz kokoreç bölümünün sorumlusu oldunuz. Oradaki bu işi yapan usta kadar işe vakıf olmanız lazım. Eğer olmazsanız başarılı olamazsınız. O yüzden ne diyorum? Diyeceksiniz ki ya biz üniversitede okuyoruz. 2 yılda burada bir sürü okuduk, emek çektik, mezun olacağız. Sen bize kasaplık mı öneriyorsun? Ben size kasaplık önermiyorum. Yani illa elinize bıçak alın da sürekli kasap dükkanında kasaplık yapın demiyorum. Ama bir kasabın ne yaptığını bilecek bilgi donanıma ulaşmak durumundasınız. Ben kendi alanımla ilgili söylüyorum. Tabii sütle ilgili, tavukla ilgili benim bir şey deme şansım yok. Bizim alanımızda böyle çalıştırdığınız ya da beraber çalıştığınız diyelim ya da amiri olduğunuz insanlar kadar konuya vakıf olmak durumundasınız. Bu konuda kendinizi geliştirin. Biraz önce yıllar önce Köykop'un bir dergisini okumuştum. Hani diyor ya okyanus olamazsan deniz ol. Irmak olamazsan nehir ol. Nehir olamazsan dere ol. İşte asfalt yol olamazsan şose ol. Ne olursan ol diyor. Hiçbir şey olamazsan diyor bir vadide çiçek açan en güzel çiçek açan ve en güzel kokan ot sen ol. Yani demek istediğim şudur arkadaşlar. Buradan mezun olduğunuz zaman ilgili eğitim aldığınız alanda en iyisi olun, olmaya çalışın. Atıyorum sizin rakipleriniz kim olsun? Başka meslek yüksek okullarından mezun olanlardan daha iyi olun. Mesela Burdur'u kullanın, faydalanın. İşte Hassel Kadayıfları burada, Bursüt burada, işte Duranlar burada, Namık Kemal Özkan abiniz burada, Yumurtacılar burada, biz buradayız. Gelin işte bizim sorumlu veteriner hekimimiz var Hüsnü Hanım. Gelin biz parçalamada, başka alanlarda sizlerin bu işi kavramanıza faydalı olalım, yardımcı olalım. Yani veteriner fakültesine bu desteği sürekli sağlıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Yani şunu demek istiyoruz. Aslında biz bunları söylerken kendimize yatırım yapıyoruz yani. Neden? 5-10 yıl sonra böyle üreten, çalışan, nitelikli bireyler olacaksınız. Biz de emekli olacağız, böyle yan gelip yatacağız sizin sayenizde. Yani sizleri önerirken, sizleri yönlendirirken aslında kendimize de yatırım yapıyoruz yani. Sizler sayesinde mutlu olacağız. Dünyanın gelişmiş ülkesi olacağız. Gıdada iyi olacağız. Hani ben rakamlara boğmak istemiyorum. Büyük bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılığın iyi yapılması gereken bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama sebepleri burada saymakla bitmez. Bir sürü sebepten dolayı zaman zaman ithalat yapmak zorunda kalan tarım ve hayvancılıkta, et ürünlerinde bir ülkeyiz. Ha, sütçüler bu konuda biraz daha iyi. Onların böyle bir sıkıntısı yok. Onlar satmakla ilgili sıkıntıları var. Bizim de kamuoyunu ucuz et yedirmekle ilgili, halka ucuz et temin etmekle ilgili sıkıntılarımız var. İnşallah sizin gibi geriden gelen bu akıllı, bilinçli, yeni nesil, çalışkan, üretken nesil sayesinde biz bunları, bizim başaramadıklarımızı sizler başarmış olacaksınız. Bu ülkede işte insanların temel besin kaynağı olan kırmızı ete, biz daha kolay ulaşacağız. İnsanlar bunu daha bolca tüketebilecekler. Ürünler çeşitlendirilecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum gençler. Burdur Güç Birliği
her zaman kapımız açık. Gelip daha geniş sohbet edebiliriz. Başarılar diliyorum. Biraz etten bahsettik. Şimdi biraz süte değinelim istedim. Yine konuklarımızdan Ekiciler Süt Ürünleri Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ekici'ye söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Ekici. Bu bize baba mesleği. Peynircilik baba mesleği. Babam nasıl bu işe bulaşmış derseniz onun bir ilginç hikayesi vardır. Babamın esas mesleği terziliktir. Tüccar terziyken işte bizim oranın yörede koyun besiciliği çok fazladır. Ve senede bahar aylarında 45-50 gün bu koyunlar süt verir. Süt mevsimine takım elbiseler dikermiş. Süt parasına takım elbiseler. Bayramda gelir süt parasına takım elbiseler gibi. Kuraklık dönemlerinde tahsilatlarını yapamamış. Ve ne yapmış? Gitmiş işte süt almaya başlamış. Yani alacağını sütle tahsil etmeye başlamış ve peynir üreticisi böyle olmuş. 1957. Yani Türkiye'nin sanayileşmesinin hangi devresi çok o konuda hakem kesecek durumda değilim ama işte peynir tenekesini işte gidip Antep'ten alma, gidip peynir mayasını İstanbul'dan alma, tuzu Koçhisar'dan alma gibi böyle çok emek gerektiren el yordamıyla yürüdüğü seneler. Bu işte 1980'lere kadar sezon dediğim her bahar mevsiminde koyun sütünü alarak, peynir yaparak bizi geçindirmeye çalışmış. Ne zaman ki Türkiye enflasyonla tanışmış, bu sene ürettiği ürünü sattıktan sonra gelecek sene aynı fiyata üretememiş. Böyle olunca baktı içeriye giriyor, inek sütüne girmiş. 1980'lerde inek sütüne girmiş. 1990 o yörede fazla süt bulamayınca Burdur'a, bu o arada Burdur'da bir süt fazlalığı olmuş herhalde. Antalya Varsak Kasabası'na gelmiş, orada bir tavuk kümesini mandıraya dönüştürerek bu işe devam etmiş. Ondan sonra abimle ben bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte ikinci nesil olarak şu an yönetimindeyiz. Şirketten bahsedecek olursak, şirket şu an 340-350 ton sütü sadece peynir yaparak tüm Türkiye'ye satmaya çalışıyor. Türkiye'de ulaşamadığımız il hemen hemen yok. 80 civarında bayimizle tüm Türkiye'ye bunu dağıtmaya çalışıyoruz. 480 civarında personelimiz var. Bunlardan 10 civarındası mühendis, 15-20 arası tahmin ediyorum teknisyen. Bunlar hep üretim kısmından bahsediyorum. 480 toplam personel ama mühendisler ve teknikerler üretim kısmında. Esas üretimimiz beyaz peynir ağırlıklı olmak üzere devam etmeye çalışıyoruz. Son durumumuza gelince şu an peynir markaları arasında Türkiye'de bilinen araştırmalarda 5. sıradayız. Bizi bu seviyeye ne getirdi onu anlatmaya çalışırsam belki şirket özelinden herkes kendi kişisel gelişiminde uyarlamaya çalışabilir. Biz peynirimizi iyi yapmaya ve farklı yapmaya çalıştık. Yani günümüz teknolojisi artık tüm ürünleri birbirine benzeştiriyor. Yani gidiyorsun teknolojiyi satın alıyorsun, geliyorsun, paran pulun varsa yatırımını yapıyorsun, bir ürün çıkarıyorsun ve o ürünler hep birbirine benziyor. Burada anahtar kelime farklılaşma. Biz peynirimizi farklı yapmaya, Türkiye'deki peynir tüketiminin büyük çoğunluğu olan beyaz peyniri farklı yapmaya çalıştık. Bunu lokumlu beyaz peynir diye kendimize has bir reçeteyle piyasaya sürdük ve bu bize çok az bir pazarlama desteğiyle tüm Türkiye çapında yayılmamızı sağladı. Yani anahtar kelime budur arkadaşlar. Yani farklılaşma. İster ürün bazında, ister kişisel marka bazında, kişisel sunum bazında farklılaşmak insanı belli bir yere getiriyor.
Şimdi sözü Sayın Duran'a bırakmak istiyorum. Duranlar Süs Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Buyurun Sayın Duran. Hemen hemen dünyanın her tarafına satabileceğimiz mallar üretiyoruz. Herkesin yaptığını yapmamaya çalışıyoruz. Herkesten farklı bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Rakibi azaltmaya çalışıyoruz. Türkiye'de süt sektöründe 4000'e yakın üretici var. Herkesin yaptığını yaparsanız rekabet çok fazla. Siz bir fark yaratabilirseniz orada bir takım üstünlük sağlıyorsunuz. Şimdi okulu bitirdiniz, bize geldiniz. Biz sizden ne bekliyoruz? Önce soruyor size, siz ne bekliyorsunuz bizden diye. Tabii siz bir maaş bekliyorsunuz. İyi bir iş bekliyorsunuz. Beyaz önlüğü verip güzel bir odada oturup zile bastığınızda sekreter gelsin, size bir de çay getirsin. Altınızda birkaç tane eleman olsun. Siz bunu istiyorsunuz, biz bunu biliyoruz. Ama biz bunu veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Biz eli cebinde gezen adam istemiyoruz işletmelerde. İşe yaramayan, eli cebinde gezen adamlar istemiyoruz. Bakın şimdi Türkiye'de aslında biraz eğitimden bahsetmemiz lazım. Eğitimin en büyük sancısı, Türkiye'de hep yıllardır tartışırız nasıl bir eğitim modeli diye ya. Biz maalesef, bak şunu itiraf edelim ki biz mesleksiz bir toplumuz. Bizim meslek edinmemiz lazım. Bize gelen insanlar, abi ne iş olsa yaparım diyen insanlar biz istemiyoruz. Aslında, şimdi arkadaşlar, sanayicinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi ara eleman. Aslında 2 yıllık bu okulları biz biraz da ara eleman gibi görüyoruz. Şimdi siz aynı zamanda azıcık da yönetici gibi yetişmelisiniz. Merak olmalı sizde. O şeye geldiğinizde işletme. Mesela ilk başta şunu söyleyeyim. Bize bir sürü her sene staja gelen çocuk var. Burada hocalarımız arıyor. Staja müsait misiniz? 6-7 tane staj yapın. İçinizden 2-3 tanesi geliyor bize diyor ki ya ben staja gelmesem hani şeyi imzalar mısınız? Hani yapmış gibi imzalar mısınız? Zaten peşinen bizden not alınıyorsunuz. Onu söylediğiniz anda bittiniz bizde. Bizim işletmede bittiniz. Bir daha bizim işletmeye iş için başvuramazsınız. Size heves olacak. Geldiğinizde ilk iş firmayı tanımıyor. Hiç firmayla ilgili hiçbir araştırma yapmamış. Hiçbir inceleme yapmamış. Sessiz çıkıp geliyor böyle başıboş. Lakay bu değil. Merak olacak. Bak hırs olacak. Bir istek olacak. Talep olacak. Yani bir onunla gözünde ışığı alacaksın onun şeyin çocukta. Bunu alacaksın. Bir heves olacak. Biz sizden her şeyi bilmenizi zaten beklemiyoruz. İnanın bak burada hocalarımız çok güzel şeyler öğretiyor. Hele ki Burdur'da uygulamalı birçok şeyi yapıyorsunuz. Ama biz her halükarda geleni neredeyse sıfır kabul ediyoruz. Diyoruz ki bir ay iki ay biz sizden hiçbir iş beklemiyoruz. İşletmeye geldiğiniz zaman. Bir ay iki ay birisinin yanına, tecrübeli birisinin yanına veriyoruz sizi. Orada diyoruz ki bir süre burada git. Ama ikinci ay kendini amorti et. Üçüncü ay bana kazandırmazsan dördüncü ay benim yanımda yoksun. Özel sektörde. Ondan sonra eli cebinde akşama kadar. Yani okulu bitirdin tamam. Okulu bitirdin ama şimdi niye şeylerde mümkün olduğu kadar yani işçi alıyor adam işçinin yeri sağlam ama teknolojinin yeri sağlam olmuyor. Niye sağlam olmuyor? Okulu bitirmiş gelmiş hocam. Diyor ki ona bir oda vereceksin. Elini cebine koyacak. Beyaz önlüğü giyecek. Ben teknolojimi ortada gezecek. Maalesef arkadaşlar bu yok. Biz size elbette gidin temizlik yapın demiyoruz. Mutlaka buradaki eğitimin biz kıymetimiz. Ama sana vereceğim 3 tane adamı yöneteceksin kardeşim. Bunu yöneteceksin. Sen onun için eğitim aldın. Onun için bu devletin kaynaklarıyla burada okuyorsun. Bu diploma veriyor bu devlet sana. Oraya geldiğinde senin bilim, bende mesela 15-16 tane bölüm var. O 15-16 bölümün her birinin başında mümkün olduğu kadar bu sektörde eğitim almış çocukları koymak istiyoruz. Gençleri koymak istiyoruz. Ama onu yönetsin. Ama 2 gün sonra oraya gelmiş gayret yok. Saate bakıp duruyor. Elinde telefon. Bütün personelle Facebook'tan arkadaşım. Kimin Facebook'ta telefonu mesai saatinde açıksa benim işin eksi. Adam akşama kadar Facebook'ta şeyi paylaşıyor. Mesainin şey yerinde. Karmaşa yerinde. Bakın mesela bir diğer konuda hocalarımıza şunu söylemeliyiz. Hep gelince konuşuyoruz bunları. Biz konuları sizin kadar çok düzgün özetleyemiyoruz ama ne söylemek istediğimizi hep beraber şeyde algılıyorsun. Bugün TOP güzel bir şey yaptı. Bir TOP Teknoloji Üniversitesi bir üniversite kurdu. Bu üniversite 3 dönem. Bir dönemi direkt sanayinin içinde. Ve notu ustalar veriyor öğrencilere. Gelin size de biz verelim. Süt teknolojisinde. İşletmelerimiz açık. Bir kısmına Şevket Bey not versin. Bir kısmına biz not verelim. Böyle yapmalıyız. Yani bize not vermekten kurtarın. Efendim? Bizi de not vermekten kurtarın. Bizde torpil olmasa yani. Onun dışında bizde de yok torpil. Onun dışında bakın hocalarımız her zaman söylüyoruz. Toplanın gelin kardeşim burada üretim yapıyoruz. Bir sütün kokusunu bir duyun. Peyniri bir görün. Yoğurdu bir görün. Ayranı bir görün.
Orada nasıl üretiliyor? İnsanlar nasıl çalışıyor? Oradaki insanlarla bir konuşun. Bir öğlen yemeğinde gelin. Sohbet edin. Orada meslektaşlarınız var. Sizden iki yıl önce gelmiş insanlar var. Stajlarda falan bir gayret gösterin. Kapılarımız hepinize açık. Mesela bak, iş aramaya gittiğinizde bir iki de abi tavsiyesi yapayım size. İş aramaya gittiğinizde bir akrabayla gitmeyin. Torpille gitmeyin. Hoca aramasın. Bak, hocayı aratmayın. Bakın işletmeye sorun. Direkt kendiniz gidin. Bir gün bir gıda mühendisi bize başvurmuş. Annesiyle gelmiş. Bir hanımefendi öğretmen. Çocuğa soru soruyoruz, annesi cevap veriyor. Hanımefendi, işe siz mi gireceksiniz, çocuk mu girecek dedik en sonunda. Tamam mı? Çocuk girecekse işe lütfen biz... Ben dedim ki, almadık tabii işe de. Giderken bir tavsiyede bulundum. Dedim ki, lütfen siz gitmeyin. Bakın iş yerine gitmeyin ve asla siz konuşmayın. Çünkü siz yapmayacaksınız, o çocuk yapacak. Mesela bir gıda mühendisi 3-5 yıl önce, şimdi ayrıldı İstanbul'da bir yerde firmada çalışıyor da, bize geldi. Isparta Ziraat Bankası müdürünün kızıydı. Oradan başvurdu bize. Ya dedi ki, biz biraz tecrübeli birisini arıyoruz. Yani şimdi fabrika işletmeyi yönetecek birisini arıyoruz. Kızım böyle biraz duygulandı kız, yani hevesle de gelmiş. İyi de dedi, ben dedi nerede tecrübe edineceğim dedi. Kimse beni işe almazsa dedi. Bak bana çok güzel bir soru soruyor. Ben de nerede tecrübe edeceğim dedi ya. Öyle deyince kıza, yani bir anda böyle birbirimize baktık, biraderle oturuyoruz orada iş yerine. Dedim ki, sen doğru söylüyorsun ya. Kız bize bir kavarlandı bari. Ben de yani öyle öfkeli söylemedi ama şeyle söyledi, hani böyle bir üzüntüyle söyledi. Dedim ki, bu çocuğu işe al, bunu salma. Tamam, tamam kızım, sen gel sabah. Ben ne iş yapayım? Tecrübesiz bir iş yapacaksın. Tecrübeleninceye kadar. Kız 5-6 yıl halen de irtibatımız devam eder. Şimdi İstanbul'da büyük bir firmada çalışıyor. Teşekkür ederim. Üzmedim değil mi sizi? Şimdi konuşmayı Sayın Ercan Atalay'a vermek istiyorum. EKC Tarım Hayvancılık İşletme Müdürü. Buyurun Sayın Atalay. Benim sektörüm hayvancılıkta yetiştiricilik sadece. Sanayiyle alakamız yok. Firmamız süt keçiciliğiyle ilgili bir firma. Ekici peynirin sahibi olduğu, benim baştan itibaren kurup işte yönettiğim bir firma. Amaçlarından ana kısmı doğal olarak ekici peynirci olduğu için keçi sütünden keçi peyniri üretmek. Amaç bu. Ve ülkemizde özellikle keçi ve koyun sütünün çok yetersiz olması firmanın bu tür bir çalışmaya girmesi neden oldu. Bizim sektörde bir veteriner istihdamı söz konusu, bir veteriner istihdamı söz konusu üniversite anlamında. O konuda bir şeyler demek istiyorum aslında. Çünkü veterinerlerin şu ana kadarki tecrübeleri genelde piyasa veterinerliği doğrultusunda, yani işte bir dizi insanın hayvanına gidip bakıp teşhiste bulunup tedavisini yapma şeklinde. Öncesini ve sonrasını takip etme şansı yok bu tür bir veterinerlikte. Ama artık son dönemlerde çiftlikler çok artmaya başladı. Ve çiftlik veterinerliği diye bir kavram oluşmaya başladı. Bunun artısı şu: hayvanın öncesinde çok iyi bilme şansına sahip, tedavi sonrasında çok iyi bilme şansına sahip. Ama çiftlik veterinerliğinde tedaviden çok koruyucu hekimlik ön planda olmak zorunda. Yani başarılı bir çiftlik veterineri hasta etmemek zorunda hayvana. Çünkü bütün doneler elinde var, anlatabiliyor muyum? Piyasa veterinerliği gibi değil artık. Gelişmiş sistemler var, süs salıp sistemlerinden bahsediyorum. Bu sistemlerde hayvanın veriminden, hatta mastit olması yönelik tespitlerden bir dizide yardımcı şeye sahip veterinerler artık. Donelere sahipler. Üniversitede özellikle çıkan mezunların biraz da çiftlik veterinerliği zihniyetiyle yetiştirilmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Şima hocamdan aldığım bir haber göre herhalde veteriner tekerliği gibi bölüm de gündemdeymiş. O da beni çok sevindirdi. Çünkü gerçekten ara eleman inanılmaz ihtiyaç halinde. Teşekkür ediyorum. Son konuşmacımız Demir Tavukçuluk İşletme Yetkilisi Hamdi Demir. Buyurun Sayın Demir. Asker dönüşü, Burdur'da çok sanayi, bizi istihdam edecek sanayi olmayınca biz iş arayışına girdik. Babam çiftçiydi. Kışla mahallesi önce köydü işte. O ortamda işte ne yapabiliriz? Biz kendimizi geçindirecek, para kazanacak bir şeyler lazım. İmkanlarımız ne? Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bunların araştırması yaparken işte önce Ertuğrul'lardan bir çağrı aldı. Makine teknikerliği. Orada staj yapmıştım. Beni
istediler. İşte bir bölümde, üç tane bölümleri vardı onların imalathanede. Bir bölümde bir ay boyunca dolaş, sonra gel burada şeflik yap. Ne kadar ücret verebileceklerini sordum. Tabii ücret ilk anda önemli değildi. Ben dedim ya beğenirseniz, sizin istediğiniz performansı gösterirse ne verebilirsiniz? İşte o günkü bir rakam söylendi. Evde de bizim 10 tane hayvanımız var büyükbaş. Onların işte kendi tarlalarımızdan kaldırdıklarımız, ektiklerimiz falan onları besliyoruz. Bir yıl boyunca alacağım para 2 tane dana parasıydı. Orada çalıştığımda. Bir tane de yaşlı amca var. 2 tane yetim kaldı kendisine. Bu da 500 tane tavuk yaptı. Bu tavukla bu çocukları baktı, büyüttü, evlendirdi, ev yaptı. Dedim burada çalışmakla bizim çok bir şey elimize geçmeyecek. Başladık biz de elimizde ne var? Düğünde ne varsa takın. Bunlarla 1,5 dönüm gez. Hepsi de bu. Başladık. İlk başladığımız işte batar gibi olduk. Babam da ben tek evladıyım. Erkek evladı tek. Batsın dönsün istiyor. Kimse de yok yardımcı. Battık tekrar başladık falan derken işi öğrendik. Makine teknikeri olmamın da avantajları oldu. Endüstri Mühendislik Lisesi mezunu olmamın da avantajları oldu. Daha çok ortamda farklı olmak, ortamda diğer arkadaşlardan daha farklı. Tabii çalışkan olmak başta. Kendinizde bir şeyler varsa arkadaşlar eleman arıyorlar ama kendi işinizi kurmayı da düşünün bu arada. Kurabilirsiniz. Benim başladığımdaki toplam sermayem 300 gram altındı. Hepsi buydu. Şimdi çok zengin mi olduk? Olmadık. Kendi işimizi kurduk. Şimdi ortalama benim üretimimi söylersen 3 milyon adet yumurta yılda. 30-35 ton civarında kırmızı et. 300 ton civarında silaj. Bunlar hepsi sıfırdan başlamış şeyler. Bunları üretip bir işletme sahibi olduk. 2-3 arkadaşa iş verebilir durumdayız. Yapılabiliyor. Yani illa bir yere ben gidip iş başvurusunda bulunduğunuzda zaten sizde özellik arıyorlar. Şöyle olursanız, şunu yaparsanız, bunu yaparsanız. Biraz daha ilerisini yaptığınızda kendiniz patron olursunuz. Böyle, işin doğrusu bu. Arkadaşım bir tanesi terzilikten bakın işlerelere geldi. Biz yumurta sektöründen, yumurta sektörü çok riskli bir sektördü. 94'teki krizi çoğu arkadaşımız bilir. Yumurta fiyatları %50 indi. Yen fiyatları 3 katına çıktı. Mark dolar 3 katına çıktı. Hatta ikincilerden Kamil Bey var, peşin yem alıyorum. 5000 tavuk var o zaman. 6-7 tane dana, o kadar o zamanki gücümüz. Bir haftalık yumurta parası, üstüne bir tane dana, bir haftalık yem parası. İkinci hafta, üçüncü hafta biraz daha geçtik. Kamil abiden yem gelmez oldu. Ya abi yem gönderin, parasını da peşin ödüyoruz yani. Yem geldiğinde ödüyoruz, vadeli madeli değil. Ya dedi dolar şu kadar olmuş, mark bu kadar. Abi ne alakası var? Benim tavuk aç, benim param var, yem alacağım. Gece bulduk, gece fabrikayı çalıştırıp yem yaptırdık. Bak yumurta sektörü. İkinci kuş gribinde aynı olay. Bizim bir 3 yılımızı yedi. Ama yine de bir şeyler kazandık. Bir yerlere geldik. Bunların sonucunda besi biraz daha istikrarlı. Arkadaşım da söyledi. Biraz daha istikrarlı. Ha et çok yükselmiş. Ne olmuş? 25 lira. E çok düşmüş. 22 lira. Yumurta da öyle bir şey değil. Yumurta çok riskli bir sektör. Çok hızlı kazanırsınız. Çok hızlı kaybedersiniz. Böyle bir sektör. Sizin kendinizi nasıl yetiştirdiğiniz, ortamı nasıl kokladığınız önemli olabilirsiniz yani. Siz de patron olabilirsiniz. Bugünkü konuklara ben çok teşekkür ediyorum öğrencilerim adına ve sizleri yüksekokulumuzda, üniversitemizde ağırlamaktan da gerçekten büyük gurur duyuyorum. Deneyimleriniz, paylaşımlarınız çok güzeldi. Ama şöyle ufak bir çıkartım yaptım konuklarımızın söylediklerinden öğrencilerimiz adına. Staj çok önemli. Bunu hep derslerimizde söylüyoruz ama önemli bir kez daha sanayiciden gelmesi sanıyorum dikkatlerinizi çekmiştir. Not ortalaması çok önemli. Farkındalık yaratmak, mutlaka yapacağımız işte bir farkındalık yaratmak zorundayız. Çünkü piyasa rekabet, hepiniz birbirinizin rakibisiniz iş ortamında. Israrcı olacağız, kendi kalitemizi artıracağız, sertifikalı eğitim programlarına mutlaka katılacağız Sayın Kavas'ın dediği gibi. Farkındalığı yarattığımızda da biz zaten yüksekokul olarak hem et programı hem de süt ürünleri programında zaten gayet iyi eğitim veriyoruz uygulamaya dayalı. Çünkü sanayi ile işbirliği içerisindeyiz. Başarımız da bundan geliyor zaten. Ders içeriklerimiz de sanayiciyle görüşmeler neticesinde olgunlaştı ve son halini aldı. Gerekli çıkartımları yaptığınızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmalarından ve bizlerle bu sıcak paylaşımlarından dolayı tüm panelistlerimize Mehmet Akif Ersoy Üniversite ailesi olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ve kendilerine bu
Bugünün anısına anlattıklarını sunmak üzere Rektör Yardımcımız Sayın Durmuş Acar'ı ve Vali Yardımcımız Sayın Bülent Uygur'u sahneye davet ediyorum. Davetimize katıldıkları ve bizleri onurlandırdıkları için değerli panelistlerimize, kıymetli misafirlerimize ve sevgili öğrencilerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Bu programın gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Burdur Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Sayın Şima Şahin Duran'a, Müdür Yardımcımız Doçent Yardım Doçent Doktor Yahya Öztürk'e, Öğretim Görevlimiz Hasan Yaman'a, Öğretim Görevlimiz Pelin Ertürkmen'e ve panel moderatörümüz Doçent Doktor Seval Sevgi Kırdar'a, Burdur Meslek Yüksek Okulu akademik ve idari personeline ve bu programda emekleri geçen öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda yine yapmayı düşündüğümüz yeni organizasyonlarda, yeni etkinliklerde tekrar buluşmak ümidiyle Burdur Meslek Yüksek Okulu adına hepinize saygılar sunarız. Evet, sektör üniversite buluşması devam ediyor. Sektörün başında bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Geyik'le beraberiz. Yusuf Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim, hoş bulduk. Üniversite ve sektör destek neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii bu tür toplantılar bizleri memnun ediyor. Beklediğimiz, arzu ettiğimiz toplantılar. Öğrencilerimiz burada eğitimlerini alıyorlar ama sahadaki eğitimleri almadıkları için çok fazla başarılı olamıyorlar. Dönem dönem girişimcilerle bu karşılaştırma toplantıları yapılırsa, işte onların daveti üzerine öğrencilerimiz de işletmelerimiz de hayatla ilgili eğitimlerini de alıp diplomalarını alırlarsa daha çok başarı sağlayacaklarını ben düşünüyorum. Ve bunları da tabii biz girişimcilik panellerimizde de hep anlatıyoruz öğrencilerimize. Artık diplomayı almayla her şey bitmiş olmuyor. Diploma her şey değil. Mutlaka o sektörle ilgili kendilerini iyi hazırlamaları gerekiyor. Bunun başında yabancı dil, teknik eğitim, altyapı çalışmaları, bunları boş zamanlarını lütfen rica ediyorum öğrenci kardeşlerimden. İşte bilgisayar, telefon günümüzün teknolojik aletlerinden uzaklaşarak almış oldukları eğitimle alakalı çalışmalarını, altyapı çalışmalarını devam ettirmelerini kendilerinden bekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Peki odanızın bu konuda çalışmaları var mı Sayın Başkanım? Yani teoriyle pratiği birleştiren? Şimdi tabii zaman zaman işte bu girişimcilik toplantılarına, panellerine katılıp odamızın neler yapabileceğini ve şunu da söylüyorum her gittiğim toplantıda. Gelin bana hangi sektörle ilgili altyapıyla ilgili çalışma almak istiyorsanız ben elimle götüreyim sizi teslim edeyim sanayiciye. Bu taahhüdü de biz oda olarak öğrencilerimize veriyoruz. Kapımız sonuna kadar açık. Yeter ki onlar bizden istesin. Her türlü yardımı yapmaya kendilerine hazırız. Toplantıda da dile gelirler. Notun yarısını biz verelim, yarısını da üniversite versinler. O da güzel. Yani farklı bir öneri olabilir. Şimdi Topeti Üniversitesi bunun örneğini yapıyor. Süleyman Duran Bey de anlattı. Üç dönem eğitim. İşte o yaz döneminde de hangi mühendislikle okuyorsa o mühendislik dalı adı altında çalışmalarını devam ettiriyorlar o yaz döneminde. İşletmeler de devam ettiriyor. İşletmelerden de not alıyor. Yani Hayat Üniversitesi ile normal üniversitesinin yetişmiş oluyor. Yoksa şimdi diplomayı alıyorsunuz işte bir sanayicinin oraya gidiyor. Ben ne olsa yaparım işte veya beklentiler çok farklı. En azından o öğrencilik süresi içerisinde sanayicinin yani üniversiteyi bitirip diplomayı alıp hayatı başlayacağı zaman nelerle karşılaşabileceğinin çalışmasını yapmış oluyor, görmüş oluyor. Peki başkan. Çok yaşamamış oluyor. Çok teşekkür ederiz. Girişimcilere her zaman ihtiyacımız var. Kolay gelsin diyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, sektör buluşmasında organizatörlerinden Burdur Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sayın Hocamızla beraberiz. Bu buluşmayı nasıl gerçekleştirdiniz? En büyük hedefimiz neydi bu buluşmada Sayın Hocam? Bu buluşmada esas hedefimiz öğrencilerimizi sektörle buluşturmaktı. Ayrıca sektörü de öğrencilerimizi tanıştırmak. İki ucu bir ara getirmek. Çünkü, evet. Çünkü sektör öğrencisiz ve elemansız olmaz ve öğrencilerimiz de ileride illaki işe girecekler. Sektörü tanımaları gerekiyor ve mutlaka ki mezun olmadan önce bir deneyim kazanmaları lazım. İşletme sahipleriyle tanışmaları bence ileride bunlar için çok büyük bir kazanım olacak.
Bir de öğrencilere bu şekilde bence daha da destek oluyoruz. Yani daha da sevindirmiş oluyoruz. İşleri nedir? Toplumdaki yeri nedir? Evet. Bu şekilde gelecek içinde bir plan yapabiliyorlar bence bu şekilde. İnşallah faydalı olmuştur. Hocam çok teşekkür ederiz. İşinize başarılar diyoruz. Kolay gelsin. Etkinliğimize katılan Burdur Vali Yardımcımız Bülent Uygur'la beraber Sayın Vali Yardımcımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Farklı bir ambiyansta biraz önce konuşmanızda yer aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir yolcunuz. Daha sonra Burdur'a gelen, Burdur'da noktalanan bir yolcumuz var. Evet. Tabii 94 yılında üniversiteye girdiğim ilk heyecanlı günleri hatırlıyorum. Onun için zaman zaman da meslekteyken de gerek kaymakamken gerek vali yardımcısı olduğum dönemde üniversitelere gelmek bizi hep heyecanlandırmıştır, özellikle gençlerle birlikte olmak. Bugün üniversiteye ilk gittiğim zaman birinci sınıf, bir ve ikinci dönemde muhasebe dersimize giren Sayın Profesör Doktor Durmuş Azar hocam. Üniversitemizde rektör yardımcısı olarak göreve başlamış. Kendisini gördüm, son derece mutlu oldum. Üniversiteler dediğim gibi sadece akademik eğitim veren kuruluşlar değil. Üniversite kent birlikleri ki buna batıda cübbe, kent işbirliği derler. Çok önemli. Bu noktada Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizde son derece başarılı çalışma örnekleri veriyor. Onun için gençler daha şanslılar. Bizim zamanımız açıkçası bir yerde kariyer günlerine benziyor. Bugün bu sektörel buluşma, sektörün de duayenleriyle gençler bir aradalar. Bizim zamanımızda açıkçası kariyer günü de yoktu. Üniversitemizlerde yeni kuruluyordu. Şimdiki gençlerimiz daha şanslı her yönüyle. Peki Sayın Vali Yardımcı çok teşekkür ederiz. Size de işlerinizde başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Çok sağ olasınız. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan'la beraberiz. Burdur'un lokomotif bölümlerinden Veterinerlik Fakültesi ile her zaman omuz omuz olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile her zaman bırakmayan diyesek yerinde olur. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz sektör buluşmasında gençlerle sektör buluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bu paneli düzenleyenlere, bu panelin fikir babalığını yapanlara teşekkür ediyorum. Doğru bir tercih. Artık üniversite ve saha buluşması bunun olması gerekir. Sahadaki sektörün en üst düzeydeki temsilcileri buradaydı. Onlar ihtiyaçlarını söylediler. Üniversitedeki öğrenciler biz mezun olduktan sonra nasıl bir şeyle karşılaşacağız, nasıl bir duvarla karşılaşacağız. Kimler bekliyor bizi? Hangi sorunlar bekliyor bizi? Öğrencilerimiz de bunu anlatmış olduk. Sektörün buna ihtiyacı var. Öğrencilerimiz bunun üzerine eğitim görmeli. Sahadaki sıkıntıları görerek eğitim görmeli. Ve sahada patronların, bu sektörde üretim yapanların nasıl bir kişileri, eğitimli kişilerin sektöründe, işletmesinde çalıştırabileceğini burada gösterdik. Ben tebrik ediyorum. Bilim ve saha buluşması önemli. Onu burada yaptık. Teşekkür ediyorum. Yani teoriyle pratik yan yana geldikten sonra aşamayacağımız hiçbir engel yok. Kesinlikle bilgilerin, belgelerin buluşup sahayla buluşması ve ondan çıkacak filiz bence iyi büyür. Peki başkanım çok teşekkür ederim. Sektör buluşmamız devam ediyor. Kampüs programında değerli izleyenlerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Durmuş Acar'la beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam sektör öğrenci buluşmasını? Ve bundan sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne tür etkinliklerle yolculuğuna devam edecek? Genellikle eğitim öğretimin sanayiyle buluşması noktasında Türkiye'de bir sıkıntı var. Bu yapılan çalışma bunun bir öncüsü olacak. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de bundan sonraki zaman diliminde sadece bu yöresel olarak et ve süt sanayi sektörüyle ilgili değil, diğer sektörlerde de eğitim öğretim ilgilendiren her alandaki sektörlerle bu işbirliğini geliştirecek ve sektöre daha iyi hizmet verme noktasında ne yapılması gerekiyorsa o konuda belli bir çaba içerisine girecek ve arayış içerisinde olacak ve onu gereğini de yerine getirmek için çaba sarf edecektir. Yani her ne olursa olsun teoriyle pratiğin geriye gelmesi gerekiyor değil mi? Evet. Zaten Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bir tarafta teorik eğitim var. Bir tarafta fiili uygulama var. İkisinin bir araya gelmesi lazım.
bazı konuşmacılarımızın da belirttiği gibi öğrencilerimizi yetiştirdiğimiz zaman bunu staj ve benzeri ara dönemdeki uygulamalarla sektörün istediği eleman haline getirebildiğimiz zaman bu öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında istihdam açısından herhangi bir sıkıntı kalmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda sektörde bu noktada daha fazla katma değer yaratarak daha nitelikli elemanlarla daha iyi bir noktaya gelebilecektir diye düşünüyoruz. Biraz önce toplantı da dile geldi. Öğrenci, özellikle iş arayanların büyük beklentileri oluyor ama sahayla beklentiler arasında büyük farklar oluşuyor değil mi hocam? Evet. İşte bu farklılığı minimize edecektir bu toplantılar bundan sonraki zaman diliminde. Ayrıca üniversite olarak sektörün yapacağı bir takım araştırma projeleriyle ilgili de bir takım kurum veya kuruluşlar oluşturuyoruz. O noktada üniversite olarak yapmamız gereken sanayiye hangi noktalarda katkımız olabilecekse o katkılar noktasında birim oluşturacağız ve bu buluşma bu alanları tespit etme noktasında çok önemli bir buluşma. Onun için bu tür buluşmaların devam ettirmesi kanaatindeyiz ve ettireceğiz de bu konuda. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz hocam. Çok teşekkürler. Sizler neler söylemek istersiniz sektör öğrenci gençler buluşmasından? Bana göre son derece önemli. İlimizde olmaktan onur duydum. Gerçi biz Köykop merkez birliği olarak bunu yıllardır yapıyoruz. Şöyle ki İşte Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi, Bolu İzzet Baysal, işte Adnan Menderes. Tabii ki gençlerimizin sahada yetişmesi, sektörle bir araya gelmesi, sorunları paylaşmaları, çözüm üretmeleri bunlar son derece önemli. Ki biz şunu istiyoruz. Gençlerimiz staj dönemlerinde özellikle gelsinler, bizlerin işletmeleri her zaman açık, sonuna kadar açık. Çünkü dünyada gıda biliyorsunuz insan sağlığı için son derece önemli. İşte gıda mühendislerimiz, veteriner fakültesinde bulunan hekim olacak arkadaşlarımız. Bunlar bizim paydaşlarımız. Aynı tabana hizmet veriyoruz. Bana göre burada bugün çok güzel sonuçlar çıkacak. Ki çocukların işte müracaatlarından tutun, iletişim, yönetim, sevk, idare bunlar son derece önemli. Hayatta stratejiler olmazsa, hamleler olmazsa evet, hiçbir şeyin anlamı evet, yok evet, değil mi? Yani evet. Bir iş ararken bile, iş bulun, işçi bulunmanın evet, konuşması evet, bile tabii ki, her tabii şey ki. Büyük bir etken. Dayanışmadan geçiyor. Sanayici, yönetici, ara eleman gücü bunlar son derece önemli. Ki meslek yüksekokulları zaten bunun için var. 1978 yılında ilk kurulduğu yıllarda ara eleman gücü olarak başlamıştı. Halen devam ediyor. Bana göre olması gereken bu. Yılda bir defa değildi, hatta birkaç defa bu toplantıların olması lazım. Dönemsel olarak yapılan toplantıların değerlendirmesi lazım ve rapor halinde ilgili yerlere iletilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bilimle ilim ve pratiğin her yanında bir yerde bulunması gerekiyor. Peki başkanım çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun başkanım. Kampüste yine sektörün gelecekte temsilcileri öğrenci arkadaşlara beraberiz. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasıl buldunuz sektör öğrenci buluşmasını? Çok güzeldi. Çok aydınlatıcı oldu. Birçok sorularımız vardı kafamızda. Onları aydınlattılar. Çok sağ olsunlar. Güzeldi yani bizim için. Biz çok eğlendik. Birçok şey öğrendik. Ne hayal ediyoruz? Beklentilerimiz neler? Sektördeki temsilcilerle buluştunuz. Hayallerinize beklentiler karşılıklı uyuşuyor mu? Evet, çok uyuşuyor. Onların bilgileriyle zaten biz daha çok aydınlandık. Bu şekilde hani ileride işletmeye gittiğimizde hani neler yapabileceğimizi, onlardan ne tür bilgiler alabildiğimizi, onlara aktarabileceğimizi öğrendik. Peki hayalimiz nedir? Gelecekte hayalimiz? Ben bu bölüm süt ürünleri. Bununla ilgili ileride bir işletmeye sahip olmak istiyorum Allah nasip ederse. Bu tür şey yani bu şekilde ilerlemek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Başarılar hayalleriniz kadar büyük olun diyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sektörün, gelecekteki sektörün temsilcileri öğrenci arkadaşlarla devam ediyoruz. Sevgili Özlem merhabalar. Merhabalar. Peki günler. Bizim beklentilerimiz neler sektörden gelecekte çalışan olarak diye? Gelecekte çalışan olarak yani ben de gıda mühendisliğine yükselmeyi düşünüyorum Allah nasip ederse. Okul ortamdaki aldıklarımıza sektör uyuşuyor mu ve beklentilerin sizce büyük mü? Nasıl? Ya başta çok sorunlarımız vardı hani çok sorularımız vardı kafamızda falan. Aydınlattılar, iyi oldu hani kafamızdaki sorular gitti. Yani zorlu bir hayat bizi bekliyor.
Aynen. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben Mustafa Okçu, Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Paneli nasıl buldun? Ben paneli faydalı buldum. Yani birçok böyle şeylere katılıyorum. Panellere ya da seminerlere katılıyorum. Bunu gerçekten faydalı buldum. Çünkü birebir mezun olduktan sonra nasıl iş başvurularında bulunacağız, nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve kendilerine de sorular sorabildiğimiz için oldukça faydalı buldum. Güzel bir panel oldu bence. Düşündüklerimizle sektörü yan yana geldi. Zorlu bir süreç bizi bekliyor mu? Ya zorlu bir süreç tabii ki bizi bekliyor. Sonuçta hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Benim ileride de hani amacım istediğim şey gıda kontrolörü olmak bir veteriner hekim olarak inşallah. Bu konuda da ilgili burada Selahattin Bey vardı. Ona sorumu yönelttim. Burada olmasına dolayı da mutluyum. Kendisiyle tanışacağım inşallah. Peki, olur. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Hayallerinizin gerçekleşmesi umuduyla. Hoşça kal. Kampüs programının yavaş yavaş sonuna geldi değerli izleyenlerimiz. Yaklaşık uzun bir süre sizlerle beraber olduk. Özel sektörle gençleri beraber buluşturduk ki gerçekten özel hayatta, özel yaşama girdiğiniz zaman iş bulmak o kadar kolay değil ki, tabii ki beklentilerimiz oldukça yüksek ama bu beklentileri karşılamak için işverenlerin neler istediğini ve işçileri hemen karşı da personel neler yapmaları gerektiğini bir şekilde bizlere özel sektörle öğrencileri buluşturduk. Önümüzdeki hafta başka bir programda buluşmak umuduyla kampüsten tüm izleyenlerimize kucaklar dolu sevgilerimizi iletiyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.